Hak bir gönül verdi bana, Adem'den hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, Adem'den hayran olur. Bir dem gelir şadam olur, bir dem gelir giryan olur, bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Tagabun suresi 11. ayet-i kerime. Ma esabe min musibetin illa biiznillah ve men yu'min billah yehdi kalbe. Vallahu bi kulli şeyin alim. وَأَطِيعُوا اللّٰهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهُ هَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُب۪ينَونَ. Arapçada normal, gramer kuralı olaraktan cümle böyle olmaz. وَعَلَى اللّٰهُ, yani fiil fail mef'ul şeklinde olur. Yani zamirler başa gelmez. Ancak tıpkı İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yani normalde nâbudu İyyâke olması lazım. Aynı şekilde orada ancak tahsis amaçlı olaraktan sadece ve sadece ona ibadet edip ondan yardım dilemeyi tahsis amaçlı olarak zikretmek için İyyâke nâbudu ve nestaînü'ye tekaddüm etmiş. Burada da öyle. Sadece ve sadece müminlerin Allah'a tevekkül etmelerini ifade için tahsis amaçlı olarak ala başa gelmiş. Ve alallah Allah'adır. Sadece ve sadece Allah. Ne olmuş? Fel yetevekkelil müminun. Müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler. İşte burada hakikaten sıkıntı zaten o, Efendimizin buyurduğu gibi. Yani gerçek manada hakikaten Allah'a tevekkül etmiş olsalardı insanlar, sabahleyin boğazları aç olarak çıkmış olup akşam dolu olarak kursakları gelen kuşlar gibi insanlar da her gün. Yani hakikaten ya 600, bir rivayete göre 1 milyon 600 bin ile 1 milyon arasındaki Yahudileri Tih çölünde Allah gökten kudret elvasıyla bıldırcın eti indiriyor. Onları oradan besleyen, çölde besleyen, niye bu insanları beslemesin? Evet. Ona tevekkül etmek. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fahzeruhum ve in tafu ve tasfahu ve tafiru fe innallah gafurun ve rahim. O da ayrı bir imtihan. Ey imaret! Min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum. Hakikaten. Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naksin minel emvali vel enfus ve temrat ve beşir sabir. Hakikaten imtihan ağır, hafif değil. Ciddi bir imtihan. Hiçbir tahta olmasın, tabir caizse şaka yok. Allah şaka yapmıyor. İş ciddi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. İşte bir yakıcı bir imtihan sebebi. Pişmek demek ki kolay değil. Fırına girmek gerekiyor. Demek ki olmak için bazen ölmek gerekiyor. Hamdım, piştim. Mallar ve evlatlar ciddi birer imtihan sebebi. Rabbim imtihanımızı kolay eylesin. Bismillah. Vallahu indehu ecrun azim. Fettekullah mustata'tum vesma'u ve ati'u ve anfiku hayren li enfusikum. Ve men yuka şuhha nefsihi fe ulaike humul müflihun.
İn tukridullâhe kardan hasana yudâifu lekum ve yâfir lekum vallahu şekurun halim. Evet, Cenab-ı Hak için, Allah için borç vermek. Allah için alışveriş yapmak. Allah'ın vermiş olduğu emaneti yine hakiki sahibine satmak. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah ile yapılan alışverişte hakikaten ne güzel bir alışveriş. Haşa, bir aldanma yok. Bir aldatma yok. Karlı bir ticaret. O veriyor, geri satın alıyor. Mukabili cennet olan bir fiyat. Bismillah. Allah ile alışveriş yapmak. Onunla ticaret yapmak. Ona satmak. Onun emanetini yine hakiki sahibine tevdi etmek. Güzel karlı bir ticaret. Her gün 24 saat vermiş. Emanet olarak. 23 saatini helal dairede, meşru dairede kullan diyor. Çünkü helal dairesi geniştir, keyfe kafidir. Harama girmeye hiç mi hiç gerek yoktur. Bir saatini cennet mukabilinde kendisine satmak. Yine onun malını ona satmak. Bismillah. Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim. Sadakallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mealen, Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Amin. Evet, musibet ne kadar büyük olursa olsun, musibetten büyük bir Rabbimiz var. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbine doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Öyle. Yani bir korona Allah'ın izni olmadan gelir mi, yayılır mı, isabet eder mi? Asla. İnsanlar zahiren koronadan ölüyorlar, hakikatte ecelle, takdir ile, kader ve kaza ile ölüyorlar. Bismillah. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Sürekli Cenab-ı Kur'an'da atiullah ve atiur rasul. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Sadece ona güvensinler. Tevekkül, evet, ona güvenmek, ondan istemek. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Allah ama affeder. Onlardan sakının ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının, dinleyin. Vesma'u. Kulak verin. İtaat edin. Kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Nefse cimrilik. Onunla ilgili Efendimizin güzel bir hadisi var. Es-sahiyyu habibullah ve lev kâne fâsikan, el-bakîlu adubullah ve lev kâne sâlihan. Öyle. Cömert olan insan Allah'ın dostudur, fasık bile olsa. Cimri olan insan Allah'ın düşmanıdır, salih bile olsa. Onun için nefsin cimriliğinden korunmak. Bismillah. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder. Ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da, görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Amin. Evet, 14. ayetin nüzulüyle ilgili, ey inananlar, eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur, onlardan sakının ama siz affeder, suçlarını örter ve bağışlarsanız, bilin ki Allah da bağışlar ve acır.
en yakın. Onunla düşman olmak. Allah Allah. İbni Abbas dedi ki bir adam Müslüman oldu ve hicret etmek istedi. Onun hicretine ailesi ve çocukları karşı koydular ve dediler ki Allah aşkına senin aileni, aşiretini bırakıp çoluk çocuksuz ve malsız Medine'ye gitmen uygun değildir. Gidenlerin bir kısmı onların köleleriydiler. Bir kısmı da kalıyor ve hicret etmiyorlardı. Yine Muhammed İbni İshak'ın İbni Abbas'tan rivayetine göre bir adam kendisine bu ayet-i kerimeyi sormuş da o şöyle cevap vermiş. Bunlar Mekke halkından Müslüman olmuş kimselerdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gitmek üzere hicret etmek istediklerinde eşleri ve çocukları onları Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gitmeye bırakmadılar. Çok daha sonraları hicret ederek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde gördüler ki insanlar dinde fakihler olmuşlar. Onları hicretten alıkoyan eş ve çocuklarını cezalandırmak istediler de Allah Teala bunun üzerine bu ayet-i kerimeyi indirdi. Yani düşününüz ki işte babam ezan okundu camiye gidecek. Çocuk ayağına yapışır. Baba gitme dur. Baba gitme. Vesaire bahanelerle. Yani bunu daha da büyütebilirsiniz. Allah için yola çıkacak. Hizmete. Ve çocukları eline ayağını yapışıyor. Bugün burada kal. Bugün de burada kal. Vesaire. Yani hakikaten imtihan vesilesi. Yani bu manada meşru şeyler ortaya düşer. Tabii şüphesiz ki elbette ihmal etmemek. Onların da bir hukuku var. Amenna. Hemen nefis devreye giriyor tabii. Evet, tabii ki onlar bu konuda insanlar için bir imtihan vesilesi. Yani ebedi hayatı kazanıp kazanmama, kazandırıp kazandırmamada da onlar ne kadar perde ve engel oluyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Dikkat etmek lazım. 16. ayette o halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan takva üzere olun. Dinleyin, itaat edin. Kendinizin hayrına olarak infakta bulunan kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar feraha erenlerdir. Nüzulü ile ilgili Ebu Zur'a kanalıyla Said İbn-i Cübeyr'den rivayet edilmiştir. Allah'tan nasıl takva üzere olmak gerekiyorsa öyle müttakiler olun. Ayeti nazil olunca bu Müslümanlara çok ağır geldi. Geceleri hep kıyamla geçirmeye başladılar. O kadar çok namaz kıldılar ki bacaklar uyuştu. Neredeyse alınları delindi yara oldu bunun üzerine. Onları hafifletmek üzere Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Evet. Tabii bu manada demin tevekkül ifadesi olduğu gibi bu manada değişik şekillerde, değişik konularda buradan ulaşılabilir inşallah. Tabii ki tevekkül insanın kendisine düşeni yaptıktan sonra neticeyi Allah'a bırakması. Kader konusu, tevekkül konusu onlarla alakalı olmaktadır. Çiftçinin yani tarlayı sürdükten sonra sonucu Allah'a bırakması, öğrencinin çalıştıktan sonra neticeyi Allah'a bırakması gibidir. Evet, ayeti kerimenin tahliline bakacak olursak 11. ayet-i kerimede kim Allah'a inanır, faydalı işler yaparsa onu altından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine doğru yola iletir. Yani yeter ki o samimiyet insanda olsun. Görüldüğü gibi ilk ayet cennete girmeyi mücmel olarak kısaca iman ve güzel amele bağlamış. Zaten Allah'a imanın kapsamında Allah'ın kitaplarına, elçilerine, meleklerine, ahiret gününe iman da mevcuttur. Bu Kur'an'a has bir yöntemdir. Söz konusu ettiğimiz ayetleri bu özelliği görmemiz mümkündür. Bu da Kur'an'ın belagatı, edebi cihet ve sanatlarıdır. Kur'an'da hüda kelimesi 17 farklı şekilde tefsir edilmekte. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Hüda beyan manasında, İslam kastedilmiş, iman kastedilmiş, dâi ve davetçi manasında, hidayet, marifet, bilmek, tanımak, öğrenmek manasında, kitaplar ve rasuller, doğruluk, doğru yolu bulmak manasında, Muhammed'in durumu anlamında, Kur'an kastedilmiş, Tevrat kastedilmiş, İstircada bulunma, yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeye iletmek manasında ki burada o manada kullanılmış. La yehdi hidayet etmez, hidayete iletmez, hüccet delil ortaya koyamama, delil ikame edememe, dalaletten dinine iletmeme manalarında kullanılmış. Tevhid manasında, sünnet anlamında, la yehdi ifadesiyle hidayete erdirmez, iletmez ibaresiyle
ıslah etmez anlamı kastedilmiş. Hayvanlar ilham manasında hüdünâ ifadesiyle tevbe ettik döndük manasında 17 farklı manada hüdâ kelimesi kullanılmış olmaktadır. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadan başa gelmez. Şafi de odur. Nitekim İbrahim Aleyhisselam mu'izâ merit fevve yeşfî. Ben hasta olduğumda şifayı o verir diyor. Öyle. Şifa da ondan, hastalık da ondan. Hastalığın sahibi kim ise şifanın sahibi de odur. Her şeyin sahibi odur. Malikel mülk yetasarrufu fî mülkî keyfe yaşa. Mülkün sahibi olan Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Evini çevirir, oturturur, kaldırır. Evet. İbn-i Kesir'de de Efendimiz buyuruyor, Allah'ın senin hakkında verdiği hükme razı ol. İşte budur. Mümin budur. Allah'ın bizim hakkımızda verdiği şeye demek ki teslim olmak. İbrahim Aleyhisselam gibi, İsmail Aleyhisselam gibi. Tam bir teslimiyet içerisinde, en azından bir örnek kabilinden. 12'de Allah ve Resulüne itaat. Atiullah ve atiur Resul. Yani Allah'ın hem kendisine hem Resulüne. Çünkü Resulü vahye mazhardır. Kendisine ve Resulüne ittiba etmek, tabi olmak, her vesileyle ona uymak. 13. ayette Allah'tan başka ibadete layık yoktur. Bakınız, onun için sadece ve sadece ona tevekkül etmek. Bakınız, bütün varlıklar hep insandan aşağı. İnsan kendisinden aşağıya ibadet edip tapar mı ya? Hangi bir şey ki insandan üstündür? O halde, insan kendisinden daha üstün olan yaratıcısına ve Rabbisine alallah fel yetevekkelil müminun Allah'a tevekkül etmelidir. Allah'a dayanmalıdır, istinad etmelidir. 14'te eş ve çocuklardan bazıları müminlerin düşmanıdır. Yani ebedi ahirete perde olması, engel olması cihetiyle. Çünkü bir yandan çoluk çocuk var, bir yandan ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek meselesi. Her insanın en önemli meselesi. Tekrar diyorum, yani bu asla ve asla onları ihmal etmek değil. Zaten anne baba ilk olaraktan onlarla mükelleftir. Ahirette yakısına yapışabilir. Sen bana ebedi hayatımı niye kazandırmadın? O yönde niye gayret göstermedin, beni niye ihmal ettin diyebilir. Evet, hadislerde ve yine bu manada. Yani şeytan çünkü bazen aynen Hazreti Adem'i cennetten çıkartan hanımı vesilesiyle şeytan hanımını kullanarak tabiri caizse devreye girmiş ise aynı şeytan dünyada da bunu hanımıyla da yapabilir, çocuğuyla da yapabilir. Mani olabilir, engel olabilir. Onun için bundan sakınmak gerekir. 15. ayette bunun tefsiriyle ilgili olarak Efendimiz yine buyuruyor. Yüce Allah cennetliklere, ey cennet ehli diyecek. Onlar buyur Rabbimiz. Buyurunu dinlemeye hazırız diyecek. Semiyana ve atana. O hoşnut oldunuz mu diyecek onlar. Nasıl hoşnut olmayız? Bize yarattıklarından hiçbir kimseye vermediğin şeyleri verdin bu sefer. Size bunlardan daha üstün bir şey vereyim mi diye buyuracak onlar Rabbimiz. Bunlardan daha üstün nedir diyecekler. O da şöyle buyuracak. Üzerinizde hoşnutluğumu bırakırım. Radiyallahu anhum ve radu'an. Rıza makamı. Ve ondan sonra da ebediyen size gazap etmem. Rıza ve mağfireti. Mağfireten minallah. Cennet ve ondan sonra mağfiret. Evet, yani böylece Cenab-ı Hakk'ın mağfireti hakikaten cennetten daha önemlidir. Onun için Cenab-ı Hak cenneti ve mağfiretini vereceğini ifade ediyor. Burada da müfessirlerin bu ayeti beyanı. Evet. Cenab-ı Hak'tan biz mağfiretini istiyoruz, diliyoruz. Mal ve evlatlar birer fitne, yani imtihan vesilesi. Dediğim gibi yakıcı bir durum. Enfal 28'de bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. İmtihan vesilesi. Yine Enfal 23'te onun izahında. Evet, yani imtihan olunuyor. Dünya imtihan dünyası. Son nefese kadar imtihan devam ediyor. Dediğim gibi dünyada her insanın en önemli bir meselesi ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek meselesi her insanın başına açılmış bir meseledir. Burada bu ayetin izahını soru ve cevap zımnında ele alıyor. Allah ve Resulüne elbette ki müracaat etmek, ona yönelmek, ona tabi olmak, ona
itaat etmek, Kur'an'ın sık sık nazara vermiş olduğu hususlar. Ayette geçen istita'a ve istita'at konusu, bu aynı zamanda kelamda da, İslam hukukunda da tartışılan meselelerden güç yetirmek meselesi. Yani gücü veren Allah'tır. Adamın eli var ama kaldıramıyor. Dili var ama konuşamıyor. Demek ki o istita'at ve o güç kendisinden alınmış. Bu da iki şekilde ele alınıyor. Mali imkan, mali açıdan güç yetirmek manasında, bir de takat manasında. Öyle Allah dilemezse konuşamaz, elini uzatamaz. Ağzına götürse bile yemeği yutamaz. İstitaat ona aittir. Onun vermesiyle, güç yetirmesiyle insanlar güç yetirirler ancak. Evet. Nefsinin cimriliğinden arınan kurtulmuştur. Allah hiç kimseye gücün üstünde bir şey yüklemez. Amin. La yükellifullah nefsen illa vus'aha. Allah'tan hak bir sakınışla sakın. Âl-i İmran 102. Ve tefsirlerdeki bunların izahı ve beyanı. 17. ayeti kerimede Allah'a güzel bir borç verirseniz, tabi insan aklına takılır, Allah'a nasıl borç vereceğiz, haşa, ihtiyacım var. O size kat katını verir. Ayetinde istiare temsiliye vardır, edebi sanat. Yüce Allah kendi yolunda harcama ve fukaraya sadaka vermeyi temsil yoluyla Allah'a ödenmesi gereken bir borcu veren kimseye benzetti. Bu latif istiare ve eşsiz güzel ibarelerdendir. Belagat kurallarından, edebi sanatlardan. Evet, şakir sözlükte şükreden anlamına gelmekle beraber Allah hakkında kullanıldığı zaman tıpkı şekur gibi şükrün karşılığını, şükreden kimseyi bilip ona hak ettiği mükafatı veren demek olmaktadır. Bunun için Kur'an'da iki ayette ve alim sıfatıyla birlikte geçmektedir. Bunun alim sıfatıyla birlikte kullanılması, bu ismin yanlış anlaşılmasını önlemekte, kulun yaptığı şükrün Allah tarafından bilinip karşılığının verileceği açıkça bildirilmiş olmaktadır. Nitekim Nisa 147'de, eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size diye azap etsin. Allah şakirdir, yani şükrün karşılığını verendir. Alimdir, yani her şeyi bilendir. Yine 17'de, tevil bilginlerinden bir topluluk bu ayet-i kerimenin yüce Allah, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun. Âl-i İmran 102 ayetini neskettiği görüşünde olduğunu beyan etmiş ve bununla yapılan izahlar. Eğer iyilik ederseniz iyinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük ederseniz kendi aleyhinize. İsra 7. ayette. Evet, nitekim Haşr suresi 9-11 orada da aynı şekilde. Bakara 245, Hadid 11'de de zikredilmektedir. Yine Bakara 52, orada da ele alınmaktadır. Evet, Allah cömerttir, cömertliği de elbette ki sever. Ve 17. ayet-i kerimede yine karz-ı hasen, karşılıksız borç vermek Allah için. Sıkıntı içerisinde olana yardım etmek. Bakara 267, Maide 33, Hadid 66. Karz-ı hasen, güzel borç vermek suretiyle borç verirseniz diyor. Bakara 5, Hadid 11. Yani sıkıntıda olanın sıkıntısını def etmek. Onunla ilgili tefsirlerdeki izah ve beyanlar. Evet. Ve 18. ayet-i kerimede gizliyi de açığı da, yani görülmeyeni de, hazır olup görüneni de Allah bilendir. Çünkü zatı ezeli ebedi olduğu gibi sıfatları da ezelidir ve ebedidir. Allah için adem, yokluk, gizlilik, kapaklılık yoktur. Çünkü ihata var, idrak var. Her şey muhittir. Bütün sıfatlarıyla. Allah görünmeyeni de, görüneni de bilendir. Fatır 52-53, Şura 42. ayet-i kerimelere de bakılabilir. Bu arada gramer tahliline bakacak olursak 11'de musibe ifadesi esabenin failidir. Min zaittir. Aynı zamanda mef'ul mahsuf olup takdiri ahadendir. Biizni car ve mecrur olmuş olup musibetten hal olmak üzere ona müteallıktır. Cümle şart cümlesi ve istinafiyedir, müstenife, yani iptidaiye. Aynı şekilde vallahi bir şeyinde alim, o da onun gibidir. 12. Ve ativ ifadesi müstenife iptidaiye, mukadder suale cevap. Cümle şart cümlesi olmuş olup o istinafiye cümlesine matuftur.
Allah Resulüne cer ve mecrur olmuş olup aynı şekilde bela müptedasının haberine müteallektir. 13 cümle tenzih makamında haberdir ve alallah fel yetevekkel ifadesi müstelife istinafiyedir, farz-ı aittir. Cer ve mecrur olmuş olup yetevekkiliye müteallektir. 14 İnne min ezvâcikum cümlesi nidanın cevabı ve müstelife iktidaiyedir. Lekum cer ve mecrur olmuş olup adubbanı müteallektir. Fahzaruhum cümlesi ise bu da nida cümlesine matuftur. Cümle şart cümlesi olmuş olup nidanın cevabına matuftur. Rahim ifadesi ikinci haberdir. İnnemâ kâfe-i mekrufe yani engellenmiş durum sadece ve sadece ancak ve ancak. Vallahu indahu ecrun ifadesi cümlesi müstenife iptidaiye indahu ecrun ifadesi haberdir. Fettekû cümlesi 16'da müstenife ma maslariye ve zarfiye masları müevvel mestatatum mansup zarfiyet üzerine ve iddekuya müteallik. Takdiri şöyle olmuş olur. Müddete istitaatikum olmaktadır. Hayren ifadesi naime mef'ulü mutlaktır ki takdiri ey infakeni hayren takdirinde. Nabe anu sıfatı, sıfatı ondan inabe olmuş naibdir, bedeldir. Şu ha ikinci mef'uldür. Hüm zamiri fasıl olup mahalli yoktur. 17. Karzen ifadesi naime mef'ulü mutlaktır. Vallah şekrun ifadesi müstenifedir. 18. Alim sözcüğü, bu da celal lafzının üçüncü haberidir. Azizur Hakim ise akbarun uhra, diğer bir haberdir. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var, hisse alınması temellisiyle. Rivayete göre İbn Abbas, Gislin, Hakka 36, Hananen, Meryem 13, Evvah, Tevbe 114, Rakim, Kehf 9, dışındaki bütün Kur'an kelimelerinin anlamlarını bildiğini söylemiştir. İlk müfessir. Bir rivayette İslam Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek denilmiş. Bunun bir tevhili şudur ki, Şark'ın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslamiyet'in en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığında, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyani Deccal onların içinde zuhur edeceğini işaret eder. Gariptir hem çok gariptir. 700 sene müddetinde İslamiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref şiar, barika asa bir elmas kılıç olan Türk milletini ve Türkçülüğü muvakkaten İslamiyet'in bir kısım şairine karşı istimal etmeye çalışır. Fakat muvaffak olmaz. Geri çekilir. Kahraman ordu dizginini onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. Osmanlı'da kervansarayda sabah iş yeri açıldığında duacı tarafından dua edilir ve salaten tümcina okunurdu. Diyanete de duyurulur. Kur'an'da peygamber dışında ismi geçenler Meryem, İmran, Zeyd, Ebu Leheb, Calut, Talut, Haman, Karun, Samiri, Tubba. Evet Allahu alemi bissavab. En doğruyu bilen Allah'tır. Asim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.